besinlere karşı aşırı reaksiyon denilince bir tanesi immünoglobulin E aracılığıyla ortaya çıkan gerçek besin alerjisidir. Halk arasında da besin alerjisi olarak bilinen grup budur. Ve immün sistem yani bağışıklık sistemi aracılığı ile ortaya bir reaksiyon çıkar. Alerjik bir reaksiyon çıkar. Gıdalara karşı olan aşırı reaksiyon başlığının altında başka bir başlık var. Onun da ismi gıda intoleransı. Yani besinlere karşı intolerans gelişmesi. Bunda da gerçekten bir bağışıklık sisteminin rolü vardır. Ama immünoglobulin G aracılığıyla olmaz. Burada daha çok bağışıklık sisteminin hücreleri aracılığı ile ortaya çıkan bir reaksiyon vardır ve farklıdır. Bir de gıda intoleransının başka bir başlığı da vardır. Örneğin çölyak hastalığı gıda intoleransıdır ve gerçekten bunun altında bir immünolojik bir hadise vardır veya bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum vardır. Ama laktoz intoleransında enzim eksikliği vardır. Bağışıklık sistemi hiç devreye girmez. Sonuçta bu gıda alerjisi diye toplumda bilinen konu o kadar geniş bir konudur ki ben bunu asıl iki gruba indirgeyerekten açıklamaya çalışacağım. Şimdi immünoglobulin G aracılığıyla olanlara gelelim. Biliyorsunuz kişide alerji var ise, örneğin cildinizde alerji var, bir şey yediniz, alerji yaptı veya bir şey ısırdı. Hemen cildinizde kızarıklık olur, ödem olur ve kalınlığı artar o bölgenin. Aynısı bağırsaklarda da olur. Bağırsaklarınızın içinin tümüyle kızardığını düşünürseniz ve şiştiğini düşünürseniz, o zaman bağırsağın içinde bulunan gıdaların emilimi güçleşecektir. Gıda emilimi olmayınca da bunlar aşağıya inecek, kalın bağırsağa gidecek ve kalın bağırsaktaki bakteriler bu sindirilemeyen gıdaları parçalara ayıracaktır ve ortaya gaz çıkacaktır. Ve bu durumda kişide bazı şikayetler görülecektir. Karında şişkinlik olacak, gaz olacak ve ishal olacaktır. Mekanizma budur. Gerçek alerjide bunlar oluyor. Biraz evvel söylemiş oldum. Immünoglobulin G ağırlıklı ya da immünoglobulin G'nin rol aldığı alerjide bu ortaya çıkıyor. İntoleransın özelliği çok daha farklıdır ama temelde şu vardır. Bazı besinler vücuda girdiğinde sorun yaratır. Bağışıklık sistemini aktive ederler ve kişide hastalık ortaya çıkar. Bazen bu iki sistem karışık olarak işler. Hem immünoglobulin G aracılıklı olan hem de intoleranslı ortaya çıkan bazı hücreler beraber çalışırlar ve gıdalara karşı aşırı reaksiyon meydana gelmesine sebep olurlar. Bazı insanlar der ki bazı gıdaları aldığım zaman karnımda ağrı oluyor, şişkinlik oluyor, gaz oluyor ve ishal oluyorum. O zaman biz bunu nasıl ortaya koyacağız? Bazılarını kolayca ortaya koyabiliyoruz. Örneğin immünoglobulin G aracılıklı olana biz cilt testleri yapıyoruz. Biz böyle bir hasta bize geldiğinde alerji uzmanına gönderiyoruz ve alerji uzmanı arkadaşlarımız cilt testleri yapıyorlar ve etken nedir? Genelde ortaya koyabiliyorlar. Tabii test sayısı az, 40, 50, 60 tane ama alerji yapan etken binlerce, yüz binlerce doğada var. Hepsinin testi yok. Bazen kişi bazı maddelerin kendisinde alerji yaptığını veya sorun yarattığını, intolerans yarattığını fark edebilir. O durumda da o madde alınaraktan özel test solüsyonu hazırlanır, cilde verilir ve gerçekten reaksiyon yaratıp yaratmadığı kontrol edilir. En iyi yöntem kişinin kendisinde alerji varsa hangi gıdaya karşı alerjisi olduğunu tespit etmek için kendisinin dikkatli olmasıdır. Kişi bazı gıdaları yedikten sonra sorun olduğunu fark ediyor ve daha sonra alerji testleri yapılıyor, etken bulunuyor. Belli durumlarda 6 hafta veya 12 hafta bu gıdalardan uzak durulduğu zaman tekrar yenilebilir. Örneğin 5 tane maddeye karşı alerji ortaya çıktı. Çaya karşı çıktı, kahveye karşı, balığa karşı, inek sütüne karşı çıktı veya kabuklu deniz gıdalarına karşı çıktı. Ha, o durumda bunları ne yapacağız? Hepsini birden aynı anda keseceğiz. Sonra birer birer bunları tekrar yemeye başlayacağız. Ama ilk başta yaklaşık 10 hafta süresince bunların hiçbirini yememeliyiz. Arkasından sırayla yemeye başlarız. Örneğin çay içmeye başlarız. 10 haftalık bir aradan sonra çay sorun yaratmıyorsa
diğerine geçeriz. Kahve içmeye başlarız. Yine sorun yaratmıyorsa balık yemeye başlarız. Ama şöyle bir durum var. Maalesef ki maalesef özellikle fıstığa karşı olan alerji, kuru yemişlere karşı olan alerji genelde ömür boyu devam eder. 10 haftalık bir süre ara verseniz ve tekrar yemeye başlayınca bu tekrarlayabiliyor. Bir de şu var. Bazen kişinin bir tane maddeye karşı alerjisi olabiliyor. İkincisine de karşı olabiliyor, üçüncüsüne de karşı olabiliyor. Ama örneğin balığa karşı alerjisi var. Sadece balık yediği zaman ya da bir tane balık yediği zaman çok sorun yaşamıyor. Ama bunun üstüne çilekli bir pasta yediği zaman, üstünde fındık da varsa, ona da alerjisi varsa, çileğe de varsa, işte o durumda gerçekten şiddetli karın ağrıları, şişkinlik ve ishal ortaya çıkabiliyor. Burada tabii alınan gıdanın miktarı da önemli. Bir de alerjik reaksiyon acaba ne kadar devam edecek? O alınan alerjik gıda vücuttan atınaya kadar o alerjik reaksiyonlar devam eder ve gerekirse biz bazı ilaçları kullanmak durumunda kalabiliriz. Bir de besin intoleransından bahsetmiştik. Bu besin intoleransı immünoglobulin G aracılığıyla olmadığı için bunların testleri daha farklıdır. Açıkçası çok fazla direkt tanıyı ortaya koyan testler yoktur. İyice gastroenterolojik açıdan araştırılması gerekir bu kişilerin. İşte laktoz intoleransı veya çölyak hastalığı gibi. Ama sadece çölyak hastalığında olduğu gibi buğday proteinine karşı alerjiler olmaz. Çölyakta olduğu gibi buğday proteinine benzer birçok maddeye karşı intolerans olabilir. Ve bu intolerans hemen ortaya da çıkmayabilir. Örneğin bugün yersiniz bunu, özellikle intoleransta 1-2 gün sonra sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ama bu besin alerjisi grubunda, bu immünoglobulin E'nin arttığı durumlarda genelde reaksiyonlar hemen yarım saat sonra veya 2 saat sonra ortaya çıkabilir. Ama intoleransta 2 gün sonra da ortaya çıkabilir. İşte bu durumda kişi düşünür. Acaba ben ne yedim de şimdi bu şikayetler çıktı. Halbuki o anda yediği değil de 2 gün önce yediği sorun yaratıyordur. Onun için bazen hangi gıdanın alerji yaptığını ortaya koyabilmek gerçekten zordur.